Merhaba. Davos ve Davos çıktılarıyla başlamak isterim. Kendi bakış açınızı anlatmanız mümkün mü? Çünkü çok fazla küreselleşmeden bahsettik. Küreselleşme bitti mi bitmedi mi diye çok fazla konuşuldu. Hatta bölgesel küreselleşme mi olacak diye de konuşuldu şu andan sonra. Ne düşünürsünüz? Son iki buçuk yıldır yaşadıklarımızı düşünecek olursak bunu Davos'u Mayıs ayında gerçekleştirip İşletme sahiplerinin, devlet yetkililerinin, STK'ların, girişimcilerin bir araya gelip bunu gerçekleştirmesi çok önemli. Tabii ki jeopolitik taraf çok önemli. Ekonomi de muazzam öneme sahip çünkü her şey her yerde etkiliyor. Ama şu da çok önemli. Bu aktif diyaloga sahip olabilmemiz çok iyi. Çoğu insan şunu söylüyor. Online olmaktansa aslında yüz yüze konuşabilme fırsatı muazzam oldu. Küreselleşme sona geliyorsa sizin işiniz nasıl etkilenecek bundan? Biz kesinlikle uluslararası bir şirketiz, bütün dünyadan müşterilerimiz var. Küreselleşmeye bitiyor mu bitmiyor mu diye yorum yapmayacağım ama olay şu, bakın bizim iletişim kurmamız gerekiyor ve bir sonraki büyümenin mühendisini yapmamız gerekiyor herkes için. İyi bir diyalog gerekiyor, iyi fırsatlar olması gerekiyor. Bu işin insan tarafı çok önemli. E, Bakan Kerry çok güzel söyledi. Önümüzdeki dönemlerde işlerin insan tarafı çok önemli olacak. İyi bir diyalogtan bahsettiniz. Türk-Amerikan ile alakalı çok çalıştığınızı biliyorum. Ne söyleyebilirsiniz? Ben gerçekten kendimi çok şanslı sayıyorum. Yıllardır aslında Türkiye ile etkileşimim var. Muazzam bir ülke, muazzam insanlar var. Covid'den çıkıyoruz. Bu ortamdan çıkarken artık daha fazla diyalog kurabileceğimizi umuyorum. Benim için Davos'la alakalı en iyi şey aslında buranın kapsayıcı olması. Dünyanın her yerinden insanlar var ve burada cinsiyet eşitliğini hissedebiliyorsunuz. Davos'la alakalı en özel şeylerden bir tanesi de bu.